Arkadaşlar bugün size tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugünkü tarifimiz yine her zamanki gibi çok güzel olacak. Kesinlikle hiç yemek yapmayı bilmeyen bile çok güzel yemekler yapabilir. Bir de bu tarifte şunu söyleyeyim, insanlar genelde cesaret edemiyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, tutturabilir miyim? Yöresel bir tarif, her yörede farklı yapılıyor. Ben size tabii ki her yörede farklı yapılıyor. Ben İç Anadolu bölgesinde daha çok tercih edilenini yapacağım. Yapamam diye en ufak bir şüpheniz olmayacak. Çünkü kesin tarif vereceğim. 4 su bardağı su boşaltacağız. Tenceremize 4 su bardağı su koyduk. Bardağımız bütün yemek boyunca aynı ölçülerde olacak. Bardağı değiştirmeyeceğiz. Ununda da tavuğunda da her şeyde aynı bardağı kullanacağız ki tarifimiz sapmasın diye. 1,5 tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Kafada karışıklık olmasın diye önce ne yapacağım? Un olan, hamur olan işini halledeceğim. Şimdi bunu ocağa vuracağız. Bunda özellikle çelik tencere kullandım. Telle çırpabilmek için size de önerim o yönde. Ocağımızı açtık. Şimdi bu kaynamaya başlayacak. Bu kaynarken biz ne yapacağız? Meyanesini hazırlayacağız. Arkadaşlar burada 3,5 su bardağı unumuz var. Bardaklarımız aynı. 3,5 su bardağı unumuza 6 su bardağı su boşaltacağız. Sayılı olarak ki tarifimiz şaşmasın. 6. bardağımızı dolduruyoruz. Bunda tuz kullanmayacağız. Suyu çok tuzlu olduğundan dolayı hemen unumuzu içine boşaltıyoruz. 2 bardağı boşalttım. Şöyle yavaşça bir çırpmaya başlayayım. 2,5 su bardağı oldu. Diğer kalan yarım su bardağı unu da boşalttım. Hiç pürüz kalmayana kadar çırpacağız. İşimiz garanti olsun diye çok uğraşmamak için ne yapacağız? Bunu bir süzdüreceğiz. Daha güzel kıvamda olsun diye, kaymak gibi olsun diye. Çok fazla çırpmayla uğraşmadım. Nasıl olsa süzgeçten geçireceğim. Hemen şöyle dibinin suyuna bir değdirelim. Tamamını süzgeçten geçirdik. Yemek yapmak bu kadar basit. Sosu yapmadan çorba işine, tavuk işine girmeyeceğim. Sebebi de kafanız karışmasın. Suyumuz kaynıyor. Suyun altını ısıyoruz. Yozgatlar diyor bizim tarifimiz. Kayseriler diyor, Kırşehirler diyor, Tokatlar diyor. Hemen şöyle bir yavaşça boşaltacağız. Karıştıra karıştıra. Videoyu çeken oğlum da yardım etsin bana. Kenardan yavaş yavaş döksün içine. Arkadaşlar bu aşamada altı kısık olacak. Dök oğlum, dök. Tam kıvamını ben size göstereceğim nasıl olması gerekiyorsa. Şimdi orta ateşe alıyorum. Orta ateşte bunu karıştıra karıştıra kaynatacağız. Şöyle bakın. Krema gibi bir kıvam almaya başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaynamaya başlayınca bunun altını kısaca. Tabii bu aşamada isterseniz tuzunu kontrol edebilirsiniz. Tuzu az geliyorsa tuz ilave edebilirsiniz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte bunu ortalama 5-6 dakika kaynatacağım. Arkadaşlar kaynatırken de özellikle bir şey göstereceğim. Reçellerde olduğu gibi bunun olup olmadığını nasıl anlarız? Hemen şöyle yanımıza bir tane soğuk su alacağız. Şöyle bir parça içinden hamurundan alacağız. Soğuk suyun içine şöyle bir parça damlatacağız. Soğuk suyun içine damlattığımızda şöyle görüyor musunuz? Dağılıyorsa bu daha olmamıştır. Topak halde duruyorsa bu olmuştur hamuru. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaynıyor. Altını da göstereyim. Bu ayarda ortalama bir 3-4 dakika bunu kaynatacağız. Sebebi de hamurun un kokusu, çiğ kokusu olmasın diye. Bir anda bunu alırsak, istediğimiz aşamaya getiremezsek bunda bir hamur kokusu olur, un kokusu olur. O da hoşunuza gitmez. Tam 6 dakika kaynattım.
Şimdi kıvamına bakacağım. Çok fazla da yoğun kıvamda olmasını istemiyorum. Şöyle biraz elastiki olsun. Şöyle parçalıyoruz arkadaşlar. Hemen soğuk suyun içine bir parça damlatacağız. Görüyor musunuz? İçine damlattığımız gibi duruyor. Altını kapatıyoruz. Tepsimiz orada. Tepsimizin içinde soğuk su var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bu suyu dökeceğim şimdi. Islak tepsimizin içine tamamını döküyoruz. Bunu döktükten sonra bir daha müdahale etme şansımız yok. Üstünü düzleyelim vesaire. Ona benzer hiçbir şey yapamıyoruz. Çok da fazla bekletmeden hemen dibindeki hamurumuzu alıyoruz. Hepsini döktükten sonra sadece şöyle bir sallayacağız. Buna müdahale edemiyoruz, dokunamıyoruz. Biz bunu şimdi ne yapacağız? Önce bir dışarıdaki ortam sıcaklığına bırakacağız. Dışarıda biraz soğutacağız. Ondan sonra yüzü kaymaklanmasın, rengini artmasın diye streç çekip dolaba koyacağız. Arkadaşlar hamurunu hazırladık, kenara koyduk. Özellikle kafanız karışmasın diye öyle yaptım. Tavuğumuzun işe yaramayan şu uç kısımlarını alıyoruz. Şöyle gösterelim. Ondan sonrasını tamamını kullanabiliriz. Burada da kuyruk kısmı var. Orayı da alıyoruz. Tavuğumuz özellikle derili olacak. Eğer içiniz rahat değilse tavuğu yıkayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken sağa sola suyunu fazla bulaştırmayın. Bulaş, hastalık ondan sonra ortaya çıkar. Hemen buraları sileceğim, temizleyeceğim. Tavuğuna olabildiği kadar suyu fazla kullanacağız. Sebebi de çorbanın tamamında, yemeğin tamamında tavuğun kendi orijinal suyunu kullanacağız. Arkadaşlar 12 su bardağı su koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Bu tuzu en son çorbada mutlaka hesaplayın. Yoksa çorbanız tuzlu olur. Kapağı kapatıyorum. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Kapağı da şöyle bir ırık bırakıyoruz. Bu sonunda ne yapacak? Köpüklenme yapacak. Kapağı ırık bırakmazsak taşar. Kaynadıktan sonra mutlaka köpüğünü alacağız. Altını kısacağız. Düdüklü tencerede kaynadıktan sonra 10 dakikada tavuğumuz olur. Normal tencerede ocaktaysa 1 saati bulur. Benim önerim düdüklü tencerede haşlayın. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Daha çabuk pişsin. Şöyle göğüslere birer parça bıçakla iz yapayım. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte tavuğumuzun pişmesini bekliyoruz. Tavuğumuzun hamurunu gösterelim. Dışarıda buharını attıktan sonra, buhar atması kesildikten sonra streç çektim. Hemen streçin şurada bir tane delik var. Bir tane delik de şuradan atıyorum. Yine de havasını dışına atması lazım. Havayı dışına atmazsa ekşime yapar. Bunu şimdi dolaba koyacağız. Ortalama 3-4 saat dinlenecek. Ondan sonra biz ne yapacağız? Çorba yapma işlemine geçeceğiz. Tavuğu çevireyim diye kapağını açtım. Tam 1 saat oldu. Tavuğumuz pişmiş. Şöyle ortadan bastığımız zaman görüyor musunuz arkadaşlar? Kendiliğinden dağılıyor. Kemiklerin dışına atmış. Hemen altını kapatıyoruz. Altını kapattık. İçinden tavuğunu alacağız. Tavukları ayıklayacağız. Ondan sonra sosunu yapacağız. Arkadaşlar tavuğumuzu haşladık, süzdük. 12 bardak suyla haşlamıştım. Burada 10 bardak tavuk suyu çıktı. Tavuğumuzu ayıkladık. Şöyle gösterelim. Hamurumuz da ortalama 3-4 saattir dolapta duruyor. Görüyor musunuz? Tam olması gerektiği gibi. Şöyle bir gösterelim. Sıra geldi bunun çorbasını yapmaya. Çorbasını yaparken de en çok korktukları şey işte içinde topaklanır mı, toplanır mı? Bunu nasıl yapacağız? Ben size yapılması gereken neyse, orijinal neyse onu göstereceğim. En ufak bir riski olmayacak. Tenceremizin altını yaktık. Yaktığımız gibi kısık ateş alıyoruz. Önce ununu kavuracağız. 3 yemek kaşığı tepeleme un atacağız.
Bu kavrulmuş un olduğundan dolayı özünü kavrulmuş una göre daha az verir. Onun için 3 yemek kaşığı tepeleme un attım. Unumuzu kısık ateşte aynı helva kavurur gibi kavuracağız. Dumanlar çıkmaya başlayacak, rengini atmaya başlayacak. Benim her zaman söylediğim bir tabir var. Un kokusundan, hamur kokusundan, ekim kokusuna gelene kadar bunu bir kavuracağız. Videolarda beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Unu kavururken şöyle bir kere koklayın. O çiğ kokuyu hissedersiniz. Bir de kavrulduktan sonra koklayın. Ne demek istediğimi tam o zaman anlarsınız. Köşelerinden, diplerinden iyice alarak kısık ateşte unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Ocak yüksek olursa unumuz birden yanar. İstediğimizi elde edemeyiz. Arkadaşlar hemen şöyle bakın. Un rengini attı, görüyor musunuz? Hafiften de ışık vuruyor. Işık sizi yanıltmasın. Tam helva rengini aldırmak isterseniz bunu yakarsınız. Tam o renge dönmeden yağını vermeniz gerekiyor. Şimdi normalde bunu ne yapıyorlar? Ayrı bir kaba alıyorlar. Yeniden sulandırıyorlar. Yeniden çorbanın içine atıyorlar. Topaklanmasın diye uğraşıyorlar. Onlara hiç gerek yok. Zaten kavrulmuş unum. Hemen bu aşamada ocağın altı zaten kısık. İyice kıstım. Bir fincan sıvı yağ döküyorum. Bundan sonra bunu kavurmamıza gerek yok. Unumuz zaten kavrulmuş olduğundan dolayı. İçine bir yemek kaşığı da tereyağı atıyorum. Tabii gönül isterdi ki hepsini tereyağdan yapalım. Ocağımızın altı hala kısık. Bu saatten sonra un helvası gibi hamurumuz kavruldu. Bunu bir daha kavurmamıza gerek yok. Hemen içine bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası. Bir yemek kaşığı da biber salçası atıyoruz. Bu yemek salçayı sever. Olması gereken de o. Artık bundan sonra unumuz yanmaz. Bütün sıcağı salça içine çeker. Kısık ateşte salçayı da şöyle ortalama 1-2 dakika bir kavuracağız. Korkmayın, en ufak bir endişeniz olmasın. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Yağımız içinde eridi. Şöyle bir gösterelim. İki dakika kadar da salçayı kavurduk içinde. Sıra geldi en önemli işleme. Burada 10 su bardağı tavuk suyumuz var. Önce şöyle bir 5-6 bardak civarında içine boşaltıyoruz. Tamamını boşaltmıyoruz. Kısık ateşte bunu bir karıştıracağız, açacağız. Eğer tamamını boşaltırsak karıştırmamız, çorbayı açmamız daha zor olur. Önce az bir oranda atacağız. Ondan sonra suyun kalanını atacağız. İyice karıştırdım. Şöyle bir daha göstereyim. Şimdi kalan suyun tamamını boşaltıyoruz. Yoğunluğuna bakacağız. Çeşmeden su istiyor mu, istemiyor mu? Ocağımızın altını açıyoruz. Şimdi karıştırma işlemine devam ediyoruz. Ara ara bunu karıştıracağız. Ondan sonra yoğunluğuna bakacağız. Acısını vereceğiz. Çorbamız yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Kaynama kıvamına yaklaşıyor. Bu çorbada bir de ikiye bölünme var. Şöyle bir ikiye bölünme var. Bu çorbayı sulu seven de var. Yoğun kıvamda seven de var. Tamamen bu kişisel tercih. Evlerde yani siz de nasıl tercih ediyorsanız, nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir gösterelim. Yoğunluğunu görüyor musunuz? Daha önce de söylediğim gibi yoğunluk kıvamı tamamen size ait. Cıvık seviyorsanız bunun içine bir su bardağı kaynamış su katabilirsiniz. Sıra geldi acısını vermeye. Tabii ki bu yemeğin olmazsa olmazı ne? Acısı. İki tatlı kaşığı tepeleme pul biber atıyoruz. En son derecede ocağımızı kısıyoruz. Şöyle pul biberi de bir karıştırıyoruz. İsterseniz acıyı çok seviyorsanız acı kırmızı toz biber de katabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı civarında ben katacağım. Bu yemeğin şanından acı seviyorsak ne yapacağız? Acıyı katacağız. Bu acıyı da bir yedirelim.
Hemen elime bir tane çırpma tel aldım. Tencerenin dibine değdirmiyorum. Çorba yoğun olduğundan dolayı ne yapar? Kırmızı toz biber çorbada topak topak hale gelir, birbirine yapışma yapar. Onu üstünden, yüzünden şu şekilde çırpma teliyle hafiften şöyle bir dokunarak dağıtacağınız. Yalnız tencerenin dibine değdirmeyeceğiniz. Burada ufak bir ayrıntı var. Tavuğa attığımız tuzu da hesaplayacağız. Suyundaki tuzu. Ben lezzetine baktım. Onu da hesaplayarak çorbamızın tuzunu da ilave ediyoruz. Tavuğunu ilave ediyoruz. Tavuğu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıracağız. Yalnız çok fazla karıştırmayacağız. Tavuklar haşlanmış olduğundan dolayı dağılıp içinde lif lif olmasın. Şöyle bir görüntüsü olsun. Tavuğu ayıklarken de derisini de mutlaka alalım. Derisi tavuğun içinde olmasın. Zaten derisinden almak istediğimiz yağını haşlarken aldık. Kısık ateşte 1-2 dakika kaynatsak yeterli. Sebebi de zaten tavuğu haşlanmış, unu kavrulmuş, salçası kavrulmuş. Daha fazla bunu kaynatmaya, pişirmeye hiç gerek yok. Çorbamız kaynadıkça yoğunlaştı. Şöyle bir daha göstereyim. Yoğun olacak da bu kadar da yoğun olmayacak. Hemen buna kaynayan bir bardak su veriyorum. Kaynatılmış bir bardak su veriyorum. Şöyle kenardan göstereyim. Toplamda tavuk suyuyla beraber 11 bardak su vermiş olduk. Suyu ilave ettikten sonra 1 dakika daha kaynattım. Şimdi altını kapatıyoruz. Arkadaşlar şöyle bıçağımızı önce bir ıslıyoruz. Ondan sonra göz kararı yutabileceğimiz ölçülerde kesiyoruz. Aynı şekilde daha önce söylediğim gibi de yutabileceğiniz büyüklüklerde, yutabileceğiniz ölçülerde kesin. Yani hamur o kadar güzel olmuş ki hiç bıçağı ıslamasanız bile kendiliğinden kesiliyor. Hemen şöyle bir tane hamurumuzu bir kontrol edelim. Korkmayın arkadaşlar. Bu tarif kesinlikle şaşmaz, sizi yanıltmaz. Görüyor musunuz? Bıçak hamurumuzu zedeliyor. Ben şöyle elimle alayım hamurumuzu. Tabii ki hamurun alt tarafını da gösterelim. Sadece üst tarafını göstermeyelim. Mübarek lohum gibi oldu. Bu çorbayı yeme sisteminde kişi başı tabak değil, çorbanın tamamını ne yapıyorlar? Ortaya koyuyorlar. Herkes bir kaşık atıyor. Bir hamurundan, bir çorbasından. Bundaki kural, çorbayı yerken arkadaşlar hamuru çorbanın içine düşürmeyeceğim. Bunun kuralı o. Şöyle bir gösterelim. Orijinal tarif arayanlar, orijinal hamurunu arayanlar, orijinal arabaşı çorbasını arayanlar mutlaka bu videoyu birebir izlesinler. Videoyu gerekirse kayıt etsinler. Bu her zaman lazım. Hemen şöyle hamurundan alalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamurun düşme şansı bile yok. İstesem bile içine düşmez. Şimdi bunu bu şekilde ne yapacağım? Konuşurken ağzım sulanıyor. Hamurunu çinlemeden çorbayla beraber yutacağım. Bismillah diyelim. Arkadaşlar tabii ki siz görmeden ben hamuru yuttum. Çorbayı da yuttum. Hatta şu tarafı da götürdüm. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Tabi afiyet olsun da yine hamurla yapalım. Şöyle bir gel bakayım buraya doğru. Senin kurtuluşun da yok, kaçışın da yok. Şöyle yapıyoruz. Afiyet olsun.